Abdülkadir Selvi, Mehmetçiğe bayrağı dokunanın vur emri verildi. Ne zaman bir linç olayı yaşansa, Fenerbahçe ve milli takımın efsane futbolcusu Lefter'in sözü gelir aklıma. 6-7 Eylül olaylarında adadaki evi saldırıya uğrayan Lefter, 15 gün önce gol attığımda omuzlardaydım. O günse kayalar ve boya tekneleriyle karşılaştım. En kötüsü harçlık verdiğim çocuklar evime saldırdı. Kızlarım küçüktü, onları öldürmeye kalktılar. Bu zaman ayarlı provokasyonlar bizde hiç bitmiyor. Terör estirdiler. Hafta sonu Kayseri'de yaşadık. Suriyeli birisi 7 yaşındaki Türk kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş haberi yayıldı. Sonra organize gruplar dalgalar halinde Suriyelilerin evlerine, iş yerlerine saldırdılar. Araçlarını ters çevirip yaktılar. Camları, çerçeveleri indirdiler. Yalan haber. Suriyeli şahsın yine Suriye olan bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu, şahsın yakalandığı, kız çocuğu ve ailesinin devlet korumasına alındığı söylense de vandallar yakıp yıkmaya devam ettiler. Haber doğru olmasa da organize gruplar amaçlarına ulaşmışlardı. Organize olmuşlar. Çünkü kız çocuğuna cinsel istismar bahaneydi. Suriyelilerin mahallesine saldıranlar bir gün önceden organize olmuşlardı. Kayseri'de olayları kışkırtmak için sosyal medyadansa ayrı bir organizasyon yürüyordu. Sosyal medya provokatörleri. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden 79 bin hesaptan 343 bin paylaşım yapıldığını, bu hesapların %37'sinin bot, paylaşımların %68'inin ise provokatif amaçlı olduğunu açıkladı. 30 bin bot hesabı kim oluşturdu? Onu yönlendirip yöneten hangi iradeydi? Onun arkasında hangi istihbarat servisinin parmağı vardı? Göçmen kaçakçısı, çocuk tacizcisi. Hepsini kastetmiyorum. Farklı duygularla orada olanlar vardır. Ama çocuk tacizine karşı namus timsali kesilip Suriyelileri istemiyoruz diye yakıp yıkanların siciline bakın ne çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasıyla gözaltına alınan 474 şahıstan 285'inin göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cinsel taciz başta olmak üzere 36 ayrı suçtan sabıkalı oldukları ortaya çıktı. Suriyeli istemiyoruz diyor ama kendisi göçmen kaçakçısı. Bunu niye yazıyorum? Ey milletim, bu insanları iyi tanıyın, bunların peşine düşmeyin. Maraş'ta, Sivas'ta gördük. Tarihsel bir utancımız olan Maraş, Çorum, Sivas olaylarında da bunu yaşamadık mı? Maraş olayları da Güneş Ne Zaman Doğacak filminin gösterimi sırasında Çiçek Sineması'na atılan bombayla başlamadı mı? Sivas olayları camiye bomba atıldığı yalan üzerine çıkmadı mı? Çok uzağa gitmeye gerek yok. Altındağ'da yaşandı. 3 yıl önce Ankara'nın Altındağ ilçesinde aynı senaryo sahneye konuldu. Dışarıdan gelen gruplar Suriyelilerin olduğu iş yerlerini ve evlerini taşladılar. Küçük kız çocuklar ölüm korkusunu yaşadılar. Suriye'deki saldırılar. Kayseri'deki olayları bahane edenler Suriye'de harekete geçti. Türk tırlarına saldırdılar. En acı olanı ise namuslarının, can güvenliklerin garantisi olan Türk bayrağını indirdiler. Bayrağın hesabı soruluyor. 2 gündür bayrağımızı indirenlere ne oldu? Misliyle hesabı soruldu mu? Bayrağımıza uzanan eller kırıldı mı diye soruyorum. Milletimiz müsterih olsun. Bayrağımıza el uzatanlar tespit edildi. Bir kısmı bedenini ağır bir şekilde ödedi. Diğerleri ise kısa sürede yakalanıp ibretin müessiri olacak şekilde hesap sorulacak. Kıbrıs'ta bir Rum direğe tırmanıp bayrağımızı indirmek istemişti. Ancak kendisi indirildi. Vur emri. Burada açıklıyorum. Bayrağımıza yapılan saldırıdan sonra Suriye'deki tüm birliklerimize bayrağımıza bir saldırı olduğu zaman vur emri verildi. Bayrak bizim sembolümüzdür. Bağımsızlığımızın simgesidir. O bayrak altında sadece Türk milleti değil, bayrağımızın dalgalandığı her coğrafyadaki insanlar huzur ve güven içinde yaşar. Bu millet can verir, bayrağını vermez. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bayrağımıza yönelik saldırıdan sonra Suriye'deki tüm askeri birliklerimize bayrağa dokunanı vur emri verildi. Bayrağa el uzatanın eli kırılacak. Bayrağımızı indirmeye çalışanlar vurulacak. Kontrol altına alındı. Suriye'de provokasyon yapanların sayısı 2000'i bulmuyor. Biz orada 5 milyon nüfusun yaşadığı bir bölgeyi kontrol ediyoruz. Olaylar tamamen kontrol altına alındı. Hem de askeri birlik takviyesine gerek duyulmadan yapıldı. Peki bundan sonra olmaz mı? Cuma günleri benzer protesto eylemlerini yapabileceği söyleniyor. Ona göre tedbir alınmış durumda. Normalleşmeden rahatsızlar. Peki bu eylemleri neden yapıyorlar? Türkiye ile Suriye arasında normalleşme ihtimali ortaya çıktığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad'la görüşmesi gündeme geldiğinde savaştan beslenen gruplar harekete geçiyor ya da geçiriliyor. 28 Aralık 2022 tarihinde dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Suriyeli mevkidaşının Rusya'daki görüşmesinden sonra da Erdoğan-Esed görüşmesi gündeme gelmişti. Benzer provokasyonlar yapılmıştı. Savaştan besleniyorlar. Çünkü Suriye'de savaş lordları var. Savaştan beslenen kabileler var. Orası bir terör batağı. Selefiler var. İran destekli gruplar var. PKK-YPG var. ABD ve Rusya var. İran var. Bir de rejim var. Bunlar
Türkiye-Suriye ilişkileri normalleşmesin diye bu tür süreçleri sabote etmeye çalışıyorlar. İşimiz kolay değil ama bunu başarmak zorundayız. Türkiye onları Esed'in insafına terk etmez. Gerekli güvenciler sağlanırsa normalleşme süreci yürür. Ama bu savaş düzeni sürdürülemez. Türkiye-Suriye ilişkileri normalleştiği zaman mülteciler sonunda çözüm yoluna girecek demektir.